Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. dünyanın en seksi adamı, tartışmasız. Diyet Sistemleri serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Intermittent Fasting diyet sisteminin ne olduğundan bahsedeceğim. Sırasıyla Intermittent Fasting nedir, nasıl uygulanır, uygularsanız ne gibi pozitif ve negatif etkileri olur ve gerçekten uygulamaya karar verirseniz fitness ve vücut geliştirme yön planı alarak maksimum verimi alabilmek için bu diyet sistemini nasıl uygulamanız gerektiği ile ilgili birkaç tane püf noktadan bahsedeceğim dostlar. Konunun içerisine balıklama atlamadan önce videonun başında şunu belirtmem şart dostlar. Her ne kadar milyonlarca milyarlarca hastam olsa da ben bir doktor değilim. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa ve bu diyet sistemini uygulamayı planlıyorsanız başta doktorunuza danışmanız şart dostlar. Çünkü bu sistem bazı sağlık problemlerine sahip insanlara sıkıntı çıkarabilir. Eğer herhangi bir medikal probleminiz yoksa, yani sağlıklı bireylerseniz, bu videoda işleyeceğimiz intermittent fasting sistemi olan 16'ya 8'lik sistem sizlere pek bir sıkıntı yaratmayacak. Ama yine de gidip bir kan tahlili yaptırmanız, doktorunuza danışmanız sizin için faydalı olabilir dostlar. O zaman bunu belirttikten sonra artık konumuzun içerisine balıklama atlayabiliriz. Intermittent fasting nedir? Dostlar, kelime anlamını direkt çevirdiğimiz zaman Türkçe'ye iki tane anlam çıkıyor. Yani Türkiye'de kullanılan iki tane ana anlamı var. Bir tanesi aralıklı açlık, bir tanesi de aralıklı oruç. Fitness sektöründe zaten bugüne kadar duymuşsunuzdur. Genelde aralıklı oruç diyorlar. Ama direkt kelime anlamı olarak Türkçe'ye çevirirsek aralıklı açlık olarak çevrilebilir. Bu aralıklı açlık, fasting olayı, oruç olayı bugüne kadar asırlardır birçok dinde bulunuyor dostlar. Birçok dinde, birçok inançta, sadece Müslümanlıkta değil, bunu Yunan tanrılarına kadar götürebilirsiniz. Birçok dinde açlık olayı ibadet olarak kullanılıyor dostlar. Ve bu dinlerde açlığın birçok şeye faydalı olduğu söyleniyor. Hem mental hem de fizyolojik olarak birçok faydası olduğu söyleniyor. Ömrü uzattığı söyleniyor, sağlığı arttırdığı söyleniyor. Ve bu sadece dinde kalmıyor dostlar. Son zamanlarda bilim de aynı şeyi söylüyor bize. Bilim de açlığın, fasting'in birçok hastalığa faydası olduğunu ve ömrü uzattığını söylüyor. Hastalıklardan bazıları diyabet gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi, bazı kanser türleri gibi birçok hastalığın direkt reçetesi olarak, ilacı olarak fasting yazılıyor, açlık yazılıyor. Açlık yapılarak bu hastalıklar tedavi ediliyor ve birçok faydası var açlığın dostlar. Bu kadar bilgiyi, bu kadar faydayı gören fitness spor bilimcileri, fitness antrenörleri ne yapıyor? Bizim bu sistemi bir şekilde fitness da uyarlamamız gerekiyor. Fitness'taki, vücut geliştirmedeki, powerlifting'deki, spordaki beslenme sistemine bu sistemi de entegre etmemiz gerekiyor. Intermittent fasting'i fitness'a uyarlamamız gerekiyor diyorlar ve fitness sektöründe de intermittent fasting patlıyor. Dostlar, isminden de anlaşıldığı gibi aralıklı açlık diyoruz. Zaman üzerine kurulu bir diyet sistemi. Yani günün belli bir bölümünde aç kalıyorsunuz, belli bir bölümünde de yemek yiyorsunuz. Zaten bunda kaynaklı Türkiye'de bu sisteme aralıklı oruç diyorlar. Bir nevi oruç tutuyorsunuz yani. Bu intermittent fasting olayındaki zaman zarfı değişken bir zaman zarfı dostlar. Yani birçok insan farklı zaman zarflarını uygulayabiliyor. Şöyle örnek vereyim. Hatta açıklama yapayım, örnek değil. Normalde bir insan 10'a 14 sistemi uygular. Intermittent fasting yaptığınız zamandan bahsetmiyorum. Normal günde insanlar, ortalama bir insan 10'a 14'lük sistemi uygular. 10 saat aç kalır, 14 saatlik pencerede de yemeğini yer, beslenmesini yapar. Buradaki 10 saat şöyle, 8 saatlik uyku yaptığınızı farz ediyorum. 8 saat uyuduğunuzu farz ediyorum. Ve uyumadan 1 saat önce de en son öğününüzü yaptığınızı farz ediyorum. Uyandıktan sonra da işte elini yüzünü yıka, dişini fırçala, kahvaltıyı hazırla, oyalan derken 1 saatlik süre de orada geçti diye farz ediyorum. Toplamda uykuyu, akşamdan kalan 1 saati ve sabahki hazırlık dönemindeki 1 saati topladığımız zaman 10 saatlik bir süre açlıkta kalıyorsunuz dostlar. Açlık pencereniz 10 saat. Kahvaltıdan ilk lokmayı aldığınızda ise tokluk penceresi, beslenme penceresi başlıyor. Akşam yatmadan önceki 1 saate kadar 14 saat geçiyor. Yani 14 saatlik pencere içerisinde beslenme penceresinde oluyorsunuz. Diyelim ki bu 14 saatlik beslenme sürecinde 3 öğün yaptınız, 4 öğün yaptınız, 10 öğün yaptınız, fark etmez. İlk lokmayı sabah ağzınıza aldığınızda beslenme dönemi başlar. Son lokmayı ağzınıza aldığınızda beslenme dönemi biter. Ve son lokmayı ağzınıza aldığınızda açlık dönemi başlar. İlk lokmayı ağzınıza aldığınızda açlık dönemi biter. Normal bir insanın ortalama bir gününde beslenme şekli ve açlık şekli bu şekilde, süreler bu şekilde dostlar. Ama bizim uygulayacağımız 16'ya 8 sistem. 16 saat boyunca aç kalacağız. 8 saatlik dönemde ise günlük kalori ihtiyacımızı, vitamin, mineral, besin ihtiyacımızı karşılayacağız dostlar. Tabii ki başlangıçta direkt
Bundan bunu atlayamayacaksınız. Biraz problem yaşayacaksınız. Alışamazsınız. Biraz zorlanırsınız yani. Açlıktan zorlanırsınız. Başınız döner bilmem ne olur falan. Alışkanlık süreci biraz zaman alacak. O yüzden direkt buradan buraya atlamanızı istemiyorum. Ne yapacaksınız? Başlarda 10'a 14 yapıyordunuz. Kahvaltıyı 1-2 saat ileriye alın. Tamam mı? Biraz geç yapın kahvaltıyı. 12 saat açlık, 12 saat de beslenme penceresi olacak. Buna bir hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay alıştıktan sonra rahat bir şekilde bunu uygulayabiliyor duruma geldikten sonra bir adım ileriye taşıyacağız olayı. Ne yapacağız? 2 saat daha ekleyeceğiz açlık pencerememize. 14'e 10'luk sisteme geçeceğiz dostlar. Artık direkt kahvaltıya atlayacağız. Öğleye kadar, öğleden sonraya kadar açlık uygulayacağız. Ondan sonraki 10 saatlik pencerede de beslenmemizi yapacağız. Buna da bir hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay alıştıktan sonra rahat bir şekilde yapabiliyor duruma geldikten sonra artık sistemimizin kendisine geçebileceğiz dostlar. 16'ya 8'lik sisteme geçeceğiz. 16 saat aç kalacaksınız. 8 saatlik pencereye de ihtiyacınız olan bütün besinleri ekleyeceksiniz. Bu şekilde beslenmenizi tamamlayacaksınız. Sisteme uyacaksınız dostlar. Bu ana sistemimiz, yani bizim bu videoda bahsedeceğimiz sistem, ama bu sistem daha da ileriye gidiyor dostlar. 16'ya 8 dedim ama 20'ye 4 yapanlar var. 23'e 1 yapanlar var. 23 saat aç kalıp 1 saatlik pencerede bir büyük öğün yapıp tekrardan 23 saat açlığa giren adamlar var. Hatta 23 saatten ziyade gün gün yapanlar var. Sallıyorum, adam bir gün yemek yiyor, bir gün hiçbir şey yemiyor. Bir gün yiyor, bir gün yemiyor. Bunu daha da ileriye götürenler var. 3 güne çıkanlar var. 3 gün 72 saat boyunca hiçbir şey yemeyenler var. Örneğin 4 haftada bir, her ayda bir 3 gün hiçbir şey yemiyor. Fasting yapıyor, anladınız mı? Bunun daha ilerisine gidenler var. Haftaya çıkanlar var. 7 gün boyunca hiçbir şey yemeyenler var. Örneğin bu da 3 ayda bir, 3 ayda bir hafta hiçbir şey yemiyor adam. Bir ay yapanlar var, 45 gün yapanlar var, 2 ay, 3 ay yapanlar var. Hatta bir sene yapanlar var anasını satayım. 1965'te İskoçyalı Angus Barbieri 1965'ten 1966'ya kadar toplamda 382 gün boyunca açlık yaparak rekorlar kitabına giriyor anasını satayım ve hayatta kalıyor. E tabii ki bu açlık döneminde doktorlar eşliğinde yapılıyor bu. Birçok vitamin ve mineral takviyesi veriliyor. Kan tahlilleri yapılıyor, ölçümler yapılıyor. Eksiklerine göre mineral ve vitamin veriliyor söylediğim gibi. Bu kontroller altında ilerliyor yani bu dönem. 382 gün boyunca açlık yapıyor adam dostlar. Dostlar tabii ki bunları öğrenmek güzel bir şey, insanlar yapmışlar ama biz buna hiç girmeyelim isterseniz. Çünkü bunlar bizi sıkıntıya sokabilecek şeyler. Her ne kadar Angus Barbieri bu kadar uzun bir süre aç kalıp hayatta kalabildiyse de aynı deneyde aynı şeyi deneyen birçok insan bu adamın ulaştığı sayıların yarısına bile, çeyreğine bile ulaşmadan hayatlarını kaybettiler. 3 haftada, 2 haftada, 1 ayda, 3 ayda, 5 ayda, 100 günde ölen insanlar oldu. Yani kişiden kişiye göre, duruma göre hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hatta doktora eşliğinde yapıyorsanız bile hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bu örnekte söylediğim gibi dostlar. Gelin biz bize faydalı olan bir sistemle devam edelim. Bizi öldürmeyecek bir sistemle devam edelim dostlar. Intermittent Fasting'in 16'ya 8'lik sistemi. Zaten sistemin ne olduğundan bahsettik dostlar. Şimdi gelin pozitif ve negatif etkileri ne olacak eğer uygularsanız bunlardan bahsedelim. Gelin öncelikle pozitif etkileriyle başlayalım dostlar. Buraya birçok şey yazılabilir. Özellikle sağlık konusunda 1000 tane şey yazılabilir anasını satayım. Ama ben 3 tane ana başlık şeklinde pozitif etkilerini buraya yazdım. Öncelikle sağlıktan bahsedelim. Sağlık da 3 tane ana başlık altında incelenebilir. Öncelikle kardiyovasküler rahatsızlıklar için faydalı yanlarından bahsedeyim. Dostlar, açlık sizin tansiyonunuzu ve kolesterol seviyenizi düzenler. Bundan kaynaklı kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır. İkinci olarak da diyabet ve insülin direncindeki faydaları. Dostlar, açlık döneminde vücuda herhangi bir karbonhidrat veya besin almadığımız için kan şekeri yükselmez. Kan şekeri yükselmediği için insülin yükselmez. Bu durum zamanla bizim insülin hassasiyetimizi arttırır ve diyabet, insülin direnci gibi rahatsızlıklara yakalanma riskimizi azaltır dostlar. Üçüncü etki anti-aging, yaşlanma karşıtı etki dostlar. Açlığın ilerleyen safhalarında otofaji dediğimiz bir şey ortaya çıkar vücutta. Açlık döneminde vücut hasarlı hücreleri ve hasarlı proteinleri parçalayarak sağlıklı hücrelerin ihtiyacı doğrultusunda ve yeni hücrelerin üretimi doğrultusunda harcar dostlar kullanır. Bu da ne anlama geliyor? Yeni hücrelerin doğuşu, sağlam hücrelerin korunması, yani anti-aging, yaşlanmanın yavaşlaması anlamına geliyor dostlar. Bir diğer faydalı noktası ise diyet yapmakta zorlanıyorsanız, iştahınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız,
yapabiliyorsanız bu sistem iştahınızı kontrol etmekte size çok büyük yardımlarda bulunabilir dostlar. Tabii ki başlarda ilk defa başlıyorsanız ilk bir hafta iki hafta kişiden kişiye göre değişir, belki bir ay bir buçuk ayı. Buna alışmak zaman alacak, biraz zorlanacaksınız açlık konusunda. Normalde günde 5 öğün yapıyorsanız, 3 öğün yapıyorsanız, öğünlerin zamanları belli değilse, Allah'a emanet yiyorsanız direkt böyle bir sisteme geçmek tabii ki alışkanlık konusunda biraz sıkıntıya sokacak sizleri. Ama araştırmalar şunu gösteriyor, belli bir zaman sonra buna alıştıktan sonra bu sistemi sürdürmek çok rahat olacak dostlar. Açlık hissetmeyeceksiniz o 16 saatlik süreçte. Bu noktada belirtmeden geçmek istemediğim bir şey daha var dostlar. Bu intermittent fasting fanları, fanatikleri bize şunu söylüyorlar. Siz intermittent fasting yapıyorsanız kalorik açık oluşturmasanız bile zayıflarsınız. Kesinlikle yapın. Yani ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Siz intermittent fasting yapmadığınız dönemde günde 5 öğün yiyorsunuz, Allah'a emanet yiyorsunuz, 3000 kalori alıyorsunuz, tamam mı? Bunu intermittent fasting yaparsanız, yani 16 saatlik açlıktan sonra 8 saatlik süre içerisinde yine 3000 kalori alırsanız, 3000 kalori almanıza rağmen, enerji yakmamanıza rağmen, kalorik açık oluşturmamanıza rağmen yine kilo verirsiniz, yine yağ kaybedersiniz, babayı kaybedersiniz. Sen ne konuşuyorsun büllük? Termodinamiğin en temel kuralıdır dostlar. Enerji vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Olay şu, sizin vücudunuzda bulunan enerji deposu, yağlar yani, kalorik açık oluşturmadan vardan yok olmaz. Yok olması için, vücuttan atılması için ne yapmanız gerekiyor? Bunu farklı bir forma geçirmeniz gerekiyor. Enerji formuna, ısı formuna geçirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadan, kalorik açık oluşturmadan, ya daha az yemeden ya da daha fazla hareket etmeden, enerjik açık oluşturmadan kilo veremezsiniz. İstediğiniz diyet tipini uygulayın. Fark etmez yani, anladınız mı? Bu olayla ilgili araştırma da şu dostlar. İki tane grubumuz var. İkisine de eşit miktarda kalorik defisit veriyorlar. Bir tanesi intermittent fasting yapıyor. Bir tanesi de klasik gün içerisinde 3-4 saatte bir, 3-4 öğün, 5 öğün yapıyor dostlar. Bunlar kıyaslandığı zaman uzun vadede kilo verme olayında, yağ kaybı olayında, vücut kompozisyonu olayında kıyaslandıkları zaman hiçbir fark gözlemlenmiyor. Yani aynı kalorik defisiti uyguluyorsanız, intermittent fasting yapsanız bile, normal diyet yapsanız bile uzun vadede aynı sonucu alacaksınız. Hiçbir fark olmayacak. O yüzden bu saçmalığı kesinlikle kale almayın. Intermittent fasting yapacağım, kalorik defisit yapmasam da kilo vereceğim. Babayı verirsin kardeşim. Bu konuyu da böylelikle aradan çıkarmış olduk. İştah kontrolünde faydalı olduğunu bilin yani. Üçüncü olarak da mental fokustan bahsedeceğiz dostlar. Büyük ihtimalle hepiniz fark etmişsinizdir. Böyle sağlam bir öğün yedikten sonra böyle bir mayışma gelir. Hem beyin olarak hem fiziksel olarak hafiften bayışırız. Biraz uyuşuk bir moda geçeriz. Odaklanamayız yani istediğimiz şeylere. İşte bundan kaynaklı açlık da tam tersi etki yaratacak. Açken daha fazla odaklanabileceksiniz. Zeka biraz daha sivri olacak. Bu durumu aslında biraz daha evrimle ilişkilendirebiliriz dostlar. Şöyle düşünün, taş devrinde bir insansınız, kıllı mıllı böyle. Avlanmaya çıkıyorsunuz sürekli ama son 2 haftadır hiçbir şey bulamadınız. Ya biraz daha geçse öleceksiniz yani, bir şeyler bulup yemeniz lazım. Açlık durumundayken bilinciniz daha kötüye gitmeye başlarsa ne olur? Besin bulma olasılığınız daha çok düşer, ölme riskiniz artar. Vücut bundan kaynaklı ölüm riskini olabildiğince azaltmak için evrimleşmiştir dostlar. Açlık yükseldikçe, tabii ki bir sene aç kalırsan ölürsün büyük ihtimalle de, 2-3 haftadan bahsediyorum veya saatler için de geçerli bu. Uzun bir süre aç kalırsan bilinç daha sivri bir hale geliyor. Neden? Besin bulman lazım. Besin bulmak için uyanık olman lazım, sivri olman lazım, anladınız mı? Bundan kaynaklı da bu olayın geçerli olduğu söylenebilir. Ayrıca şundan da bahsedeyim, sadece odaklanma konusunda değil, birçok araştırma açlığın depresyona da iyi geldiğini, moda da iyi geldiğini gösteriyor dostlar. Yani mental fokus olarak da açlığın bayağı bir faydası var. Intermittent fasting'in faydasını göreceksiniz. Peki negatif etkilere gelelim. Negatif etkiler aslında sedanter bir insan için, vücut geliştirme veya herhangi bir spor yapmayan, yürüyüş yapan, öyle takılan insanlar için bu etkiler negatif etkiler olmayacak dostlar. Bunların negatif etkiler olacağı insanlar sporcu insanlar olacak dostlar. Amacınız maksimum verim ise, maksimum hız, maksimum patlayıcılık, maksimum güç, maksimum kas kütlesi ise bu etkiler sizin için negatif etkiler olacak dostlar. İlk etkimiz protein sentezi. Dostlar bu konu üzerine bir araştırmamız var. 3 tane gruba sahibiz. Günlük protein ihtiyacımızı 3 gruba farklı zaman zarfları içerisinde aldırıyoruz. Gruplardan bir tanesi gün içerisinde 4-5 öğün olarak her 3-4 saatte bir yayarak günlük protein ihtiyacını karşılıyor. Bir diğeri
çok yüksek miktarda öğün yapıyor. Yani 8 öğün yanlış hatırlamıyorsam. 8 öğün çok küçük miktarlarda protein alarak gün içerisine yayıyor. Bir tanesi de küçük bir zaman zarfı içerisinde 2 öğün olarak günlük protein ihtiyacını alıyor dostlar. Bunlar kıyaslandığı zaman protein sentezi konusunda 4-5 öğün olarak her 3-4 saatte bir proteini alan sporcular, günlük proteini karşılayan sporcular, insanlar protein sentezi konusunda maksimum verimi alıyor dostlar. Bunun sebebi büyük ihtimalle 4-5 öğünlük sistem protein sentezimizi stabil seviyede gün boyunca tuttuğu için dostlar. Protein sentezi temelinden yola çıkarsak maksimum hipertrofiyi kazanmak için, diyet döneminde maksimum kas korumasını kazanmak için, maksimum güç kazanmak için, maksimum atletik kapasite kazanmak için aslında intermittent fasting'in 4-5 öğünlük gün içerisinde dağıtılan sistemden daha iyi olmadığını, daha kötü olduğunu söyleyebiliriz dostlar. İşte tam bu noktada eminim ki intermittent fasting fanatikleri şunu söyleyecekler. İbuprofen sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Bak araştırmalar diyor ki growth hormon açlık döneminde zirveye çıkıyor. Ondan sonra işte... Lan tamam oğlum ağlama lan, düzgün konuş, dinliyorum seni. Tamam bak. Araştırmalar diyor ki growth hormon zirveye çıkıyor açlık döneminde. Ondan kaynaklı kas kütlesi kaybetmeyiz. Ondan sonra işte kas kütlesi geliştirebiliyorsun intermittent fasting yaparak. Eğer kalorine dikkat ediyorsan kas kütlesi arttırabilirsin. Ondan sonra işte powerlifting yapan sporcular var. Vücut geliştirme yapan sporcular var intermittent fasting yapan. Sen ne konuşuyorsun, boş konuş. Ha şöyle oğlum işte, anlat söylemek istediklerini. Niye ağlıyorsun ki? Tamam haklısın bu arada. Söylediğin her şeyde haklısın. Intermittent fasting yaparken growth hormon yükseliyor. Kas kaybı yaşamazsın. Zaten glikojen depoları 16 saatlik süre içerisinde sıfıra inmez. Bundan kaynaklı kolay kolay kas kaybı yaşamazsın. Eğer günlük kalori ihtiyacını, protein ihtiyacını, makro ve mikro gıdalarını karşılıyorsan kas kütlesi de geliştirebilirsin. Antrenmanın da sağlam çıkabilir. İşte bazı sporlarda başarılı da olabilirsin. Powerlifting de yapabilirsin. Vücut geliştirme de yapabilirsin. Ama ben bunları yapamayacağını söylemedim zaten. Ben sana ne dedim? Maksimum verimi almak istiyorsan bu yeterince maksimum verimi vermeyecek sana. 4-5 öğün yaparak daha sağlam powerlifter olursun, daha sağlam vücut geliştirmeci olursun, daha fazla atletik kapasiteye sahip insan olursun, sporcu olursun. Yani bunlardan bahsediyorum ben. Oğlum Mr. Olympia'da kaç tane intermittent fasting yapan adam gördün? Top level strongmanlerin, powerlifterların kaç tanesi intermittent fasting yapıyor? Büllük sen ne konuşuyorsun? Sana maksimum etkiden bahsediyorum. Vücut geliştirme yapamazsın demiyorum. Strongman yapamazsın demiyorum. Bunlarda başarılı olamazsın demiyorum. Maksimum seviyede başarı almak istiyorsan 4-5 öğünlük sistem intermittent fasting'den daha iyi olacak diyorum. Fanatikliği bırakın. Bakın elinden geldiği kadar bu konuda fanatik olmamaya çalışıyorum. Bir tarafı savunmamaya çalışıyorum. Biraz önce sağlıkla ilgili birçok etkisinden bahsettim. Üstünlüğünden bahsettim. Ama performansa geldiğimiz zaman, maksimum etkiye geldiğimiz zaman bu üstünlüğü sağlayamayacak. Yani beni yemeyin burada, anladınız mı? Dostlar kusura bakmayın. Son cümleyi kurduktan sonra 2-3 tane intermittent fasting fanı gelmiş burada bana slogan atıyorlar. İbuprofen işte sen kendini ne sanıyorsun, işte bizi kötüleyemezsin, bizi ezemezsin. Oğlum sizi ezem... Hadi lan oradan. Lan bak beni yine getirme oraya. Yok işte sen bizi eziyorsun, kendini ne sanıyorsun sen? İşte bir dünyanın en seksi adamısın diye bizi niye küçük görüyorsun falan. En azından dünyanın en seksi adamı olduğumu biliyorsun. Her neyse. Konumuza devam edelim. Ne demiştik? Performans konusunda, maksimum performans, maksimum kas gelişimi konusunda bize faydalı olan şey 4-5 öğünlük gün içerisine yaydığımız sistem olacak maksimum verim için. Bunu unutmayın. Burada son bir noktaya değineceğim. Ondan sonra ne yapmalı bölümüne geçeceğiz dostlar. Son nokta şu. Eğer intermittent fasting yapıyorsanız antrenmanınızı en az bir öğün yedikten sonra yapacaksınız. Yani yeme penceresinde antrenmanınızı yapmanızı istiyorum. Sakın açlıkta yapmayın. Eğer intermittent fasting yaparken açlıkta antrenman yapacaksanız büyük ihtimalle yemeği yemeden bir saat önce antrenman yapacaksınız. Yani 15 saatlik bir açlıktan sonra antrenman yapmayı planlıyor olacaksınız. Zaten 15 saatlik açlıkta vücuttaki stres seviyesi tavana çıkacak. Bir de üzerine antrenman çakarsanız stresi zirveye çıkaracaksınız. Zaten enerjiniz düşüktü. Bir de antrenman yaptınız, performansınız tamamen bok olacak dostlar. Yani istediğiniz verimi tamamen kötüye götüreceksiniz. Bakın gelişemezsiniz demiyorum. Gelişebilirsiniz. Ama maksimum gelişimden uzak olacaksınız. Bunu aklınızda bulundurun dostlar. İbuprofen yok işte glikojen depoları 15 saat içerisinde bomboş hale gelmez. İşte bak ben yapıyorum, hiçbir sıkıntı. Lan oğlum bak. Üçtür aynı şeyi yapıyorsun. Söylediklerimi çarpıtıyorsun. Dördüncüyü yaparsan intermittent fasting yaptığın o 8 saatlik beslenme sürecinde tokatla beslerim seni, anladın mı?
İyi dinle beni. Sana gelişemezsin demiyorum. Sadece 15 saatlik açlıktan sonra yaptığın antrenman ile sağlam bir öğün yedikten sonra yaptığın antrenmanda çıkardığın performansın aynı olmayacak. Sağlam bir öğünden sonra yaptığın antrenman daha sağlam çıkacak. Daha sağlam antrenman, daha fazla hipertrofi, daha fazla gelişim, daha fazla güç, daha fazla atletik performans demek. Adamın canını sıkma. Anladın mı? Yani negatif etkiler dostlar, maksimum verimi alamayacaksınız. Güç konusunda da, kas kütlesi konusunda da, atletik performans konusunda da, intermittent fasting şeklinde ilerliyorsanız maksimum etkiyi alamayacaksınız. Bu demek değildir ki kas yapamayacaksınız. Demek değildir ki güç geliştiremeyeceksiniz. Demek değildir ki atletik olamayacaksınız. Şu demek, maksimum verimi alamayacaksınız arkadaş. Alamayacaksın. Şimdi gelelim ne yapmalı sorusuna dostlar. Ama bu sorudan önce yapmalı mısın sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Yapmalı mısına geçmeden önce de neden yapmak istiyorsun sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Yani amacın ne? Eğer amacın sağlık ise, zamandan tasarruf ise, gün boyunca sürekli yemeklerle uğraşmak istemiyorsan, gece geldiğin zaman işte boş zamanında öğünlerinle uğraşmak istiyorsan 3-5 saat içerisinde, zamandan tasarruf etmek istiyorsan, psikoloji konusunda, mental fokus konusunda fayda almak istiyorsan, iştah konusunda normal diyet sisteminde gün içerisinde kendini kontrol etmekte zorlanıyorsan, bu sistemi uygulaman mantıklı. Intermittent fasting senin için mantıklı olacak. Ama şunu bil, kilo vermek istiyorsan, her ne kadar bu sistemi uyguluyorsan bile, 16 saat aç kalıyorsan bile günlük kalori ihtiyacını düşürmen gerekiyor. Aldığın kaloriyi düşürmen gerekiyor. Kalorik defisit oluşturman gerekiyor ki kilo veresin. Sırf 16 saat aç kalıyorsun diye aynı yediğini 8 saatte yediğin sürece kilo vermeyeceksin. Bu aklında bulunsun. Söylediğim gibi dostlar, ana amacınız bu 4 madde ise ve yanında da bir miktar işte güzel bir fiziğe sahip olmak istiyorum, estetik bir fiziğe sahip olmak istiyorum, bir miktar güçlenmek istiyorum diyorsanız, antrenmanla birlikte bu amaca sahipseniz intermittent fasting yapmanız sizin için mantıklı olacak. Ama diyorsanız ki bunlar benim ana amacım değil, benim ana amacım maksimum hipertrofi, maksimum güç, maksimum enerji, maksimum sporcu hayatı, maksimum atletik kapasite diyorsanız, o zaman intermittent fasting sizin için maksimum etkiyi vermeyecek. Bunu aklınızda bulundurun, tamam mı? 4-5 öğünlük bir sistem uygularsanız çok daha fazla verim alacaksınız. Burada söylediğim gibi kendi öncülüğünüzü belirleyeceksiniz. Hangisi sizin için ana amaç ise ona göre bir sistem seçeceksiniz. Bunu istiyorsanız, yani maksimum verim istiyorsanız fiziksel kapasite olarak 4-5 öğünlük sistem sizin için en mantıklı sistem olacak. Ama ana amacınız sağlık, zaman, psikoloji ve iştah konusunda pozitif etkiler almaksa intermittent fasting sizin için faydalı olacak. Ve gelin ki farz edelim bunu seçtiniz. Ana amacınız bunlar ve intermittent fasting yapmak istiyorsunuz. O zaman nasıl bir sistem izleyeceksiniz eğer bir sporcuysanız? Öncelikle 16'ya 8'lik sistemin üzerine çıkmayacaksınız. Yok ben 21 saat yemek yemeyeceğim, bir saat yiyeceğim. Yok ben bir gün yiyeceğim, bir gün yemeyeceğim triplerine girmeyin. Veriminizi kesinlikle çok aşağıya çekersiniz. 16'ya 8'lik sistem uyguluyorsunuz. Ondan sonra kalori takibi yapıyorsunuz. Günlük kalori ihtiyacınızı kesinlikle karşılayacaksınız. Kilo almak istiyorsanız da, vermek istiyorsanız da ya defisit oluşturacaksınız ya da surplus oluşturacaksınız. Ama her ikisinde de günlük kalori takibini yapmak zorundasınız. İhtiyacınız olan kaloriyi almak zorundasınız. Ondan sonra makroları takip etmek zorundasınız. Yeterli proteini, yağı, karbonhidratı almak zorundasınız. Bu da takip etmeniz gereken bir şey. Bir diğer nokta mikro takibi. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak zorundasınız. Bizim gelişimimiz için bu sistemi uygularken bu da çok önemli bir nokta olacak. Şimdi gelelim 5. sonuncu, aslında en önemli noktalardan bir tanesine, öğün zamanlaması. Dostlar sizlerden en az 3 tane öğün istiyorum. 3 öğünden bir tanesini antrenmandan önce yapacaksınız, diğer ikisini antrenmandan sonra yapacaksınız. Bu öğünleri seçerken, öğünlerde makroları oranlarken, makro türünü seçerken bilmemiz gereken bir strateji var. Stratejimiz şu: antrenmandan önce yediğimiz öğün olabildiğince hızlı sindirilecek, yüksek protein ve yüksek karbonhidrat içerecek. Kaslar 16 saatten beri protein almadığı için proteine ihtiyacımız olacak ve glikojen depolarımız neredeyse boş olduğu için bir miktar karbonhidrata ihtiyacımız olacak. Ve bu karbonhidrat türü basit karbonhidrat olacak. Hızlı sindirilen bir karbonhidrat türü olacak dostlar. Bu da söylediğim gibi glikojen depolarımızı hızlı bir şekilde doldurmamızı sağlayacak ve bu öğünü yaptıktan 1 saat sonra
sonra antrenmana gideceğiz. Antrenmanımızı yapacağız. Döndükten sonra ikinci önde ise tekrardan hızlı sindirilen bir karbonhidrata, yani basit karbonhidrata ihtiyacımız var. Örnek olarak pirinç verilebilir, işte makarna verilebilir, patates verilebilir vesaire vesaire. Basit karbonhidrat alacağız. Antrenmandan döndüğümüzde tekrardan glikojen depolarını boşaltsın. İnsülini bir miktar yükseltsin. Anabolizmayı başlatalım. Ve bir miktar da söylediğim gibi proteine ihtiyacımız var. Bu da ikinci önümüzdü. Son önümüzde strateji biraz değişecek. Bu önde kompleks karbonhidrat alacağız. Yani sindirimi yavaş olan karbonhidratlar alacağız. İşte yulaf olabilir, bulgur olabilir, mercimek olabilir, nohut olabilir vesaire vesaire. Sindirimi yavaş olan, uzun zaman alan bir karbonhidrat türü seçeceğiz ve yanına da bir miktar protein ekleyeceğiz. Farz edelim ki bir gündeki beslenme sisteminizde makrolarınız şunlar. 300 gram karbonhidrat alıyorsunuz, 150 gram protein alıyorsunuz ve 60 gram yağ alıyorsunuz günlük, tamam mı? Burada istediğim şey karbonhidratınızı 3 öğüne 100'er gram olarak yaymanız. Karbonhidratta söylediğim gibi sadece türlerde oynayacağız. Proteini de aynı şekilde 3'e böleceğiz. 50'şer gram olarak yayacağız. Sabit proteini çok yüksek almamızın bir manası yok. 50 gram yeterli olacak. 3'e bölmemiz yeterli olacak. Yağ geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ufak bir strateji izlemişim. İlk önde 0 koymuşum. İkincide 20 gram koymuşum. Üçüncüde ise 40 gram koymuşum. Bu stratejiyi izlememin amacı şu dostlar. İlk önde ne yapmıştık söylediğim gibi? Hızlı sindirilen bir karbonhidrat istiyorduk ve bir miktar protein istiyorduk. Bunu olabildiğince hızlı bir şekilde kana karıştırmak istiyorduk. O yüzden yağı sıfıra çektim. Yağı sıfıra çekmemin sebebi şu: yağ tüketimi sindirimi yavaşlatır dostlar. İstediğimiz hızlı bir sindirim ise olabildiğince az yağ alacağız. O yüzden ilk öğünümüzde sıfır yağ istiyorum. Tabii ki yemeğinizi pişirirken 2-3 gram yağ gelebilir ama neredeyse sıfır işte. Söylediğim şey bu. Kastettiğim şey bu. İkinci öğüne geldiğimiz zaman antrenman sonrası tekrardan hızlı sindirilen bir öğüne ihtiyacımız vardı. Ama bir miktar yağ almamızda problem olmayacak. Çünkü antrenman sonrası çok acil bir şey değil. Zaten bir saat önce yemek yemiştik, protein almıştık yeterince. Onun hala sindirimi bir miktar sürüyor olacak. Yani vücutta proteinimiz var. Direkt hemen protein almamıza gerek yok. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağız. O yüzden 20 gramlık bir yağ ekleyeceğiz. Bu hafiften sindirimi yavaşlatacak ama çok büyük bir sıkıntı yapmayacak. Hızlı sindirilen bir karbonhidrata ihtiyacımız var. Tekrardan ihtiyacımızın 3'te 1'i 100 gram olarak ve 50 gram da tekrardan ihtiyacımızın 3'te 1'i olarak protein alacağız. İkinci önümüzde bu şekilde olacak. Üçüncü önümüzdeki stratejimiz olabildiğince yavaş sindirilen bir öğün ortaya çıkarmak. Bunun amacı ne? Biz bu öğünden sonra 16 saatlik bir açlık penceresine gireceğiz. Bu 16 saatlik açlığın olabildiğince uzun bir döneminde vücutta protein bulundurmak istiyoruz. Besin bulundurmak istiyoruz dostlar. Hiç olmazsa kas yıkımına uğramamak için. Bu doğrultuda seçeceğimiz karbonhidrat türü kompleks karbonhidrat türü olacak dostlar. Artık bulgur olur, yulaf olur, mercimek olur, nohut olur vesaire vesaire, hangisi olursa olur ama kompleks bir karbonhidrat türü yapacağız dostlar. Seçeceğiz ve bunu tüketeceğiz. Protein olarak tekrardan 3'te 1'ini ekleyeceğiz. Aynı şekilde proteinde bir değişim yok. Yağ olarak da 60 gramın, yani 3'te 2'si ihtiyacınızın bu öğünde alacaksınız. Neden? Yağ alımı söylediğim gibi sindirim hızını yavaşlatacaktır. Yağ sindirim hızını yavaşlatacak, kompleks karbonhidrat sindirim hızını yavaşlatacak ve vücudumuzda uzun bir süre boyunca yavaş yavaş salınan enerjiye ve proteine sahip olacağız. Bu 16 saatlik açlık sürecinde uzun bir süre boyunca vücudumuzda besin bulunuyor olacak dostlar. İstediğimiz şey de bu. Intermittent fasting yaparken güç konusunda, atletik kapasite konusunda, hipertrofi konusunda elinizden geldiğince yüksek verimi almaya çalışıyorsanız bu şekilde bir sistem izlemeniz sizin için en mantıklısı olacak dostlar. Evet dostlar, böylelikle diyet sistemleri serisinin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Sizlerle ikinci bölümde intermittent fasting diyet sistemini işledik. Ne olduğuna değindik, nasıl uygulandığına değindik, pozitif negatif etkilerine değindik ve uygulamaya karar verdiyseniz fitness vücut geliştirme bağlamında bunu ön planda tutarak maksimum verimi alabilmek için bazı püf noktalardan bahsettik. Böylelikle intermittent fasting diyet sistemini de öğrenmiş olduk. Aklınızda herhangi bir soru varsa kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün sorulara yanıt vereceğim. Daha devam edeceğiz. Bu serinin birçok bölümü gelecek. Birçok diyet sistemini inceleyeceğiz ve bu serinin sonunda kendi diyet sisteminizi seçeceksiniz. Size en uygun diyet sistemini seçeceksiniz ve programlamanızı, beslenme programlamanızı bunun üzerine kurgulayacaksınız dostlar. O zaman bu seriyi desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyon'u Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın: ben sizler için buradayım ve sizler
seçilmiş kişilersiniz.